Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arus Oyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet bugün şöyle sizlerin karşısında coşkulu coşkulu her tarafı fisir fisir yavru olan Paskalya kızlarımla geldim. Bakın Paskalyalarımla geldim ve yılbaşı kızlarımla geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir masa dolusu rengarenk Paskalyam ve yılbaşı kızlarımla geldim. Hepsi coşkulu bir şekilde sanki bahar ayında gibi coştu, fışkırdı. Her tarafından yaprak veriyor arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki benim yılbaşı kızlarım yılda iki sefer açıyor arkadaşlar. Tekrar Allah nasip ederse önümüzdeki kışa Kasım ayında açacak. Neden bu kadar güzel coşkulu bir şekilde açıyor? Yaz bile olsa bakın yazın Temmuz ayında bile olsa bu kadar coşkulu bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Sizlere püf noktasına en ince ayrıntısına varana kadar anlatacağım. O yüzden beni video sonuna kadar sıkılmadan izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Zira bugün bir de kür tarifi vereceğim. Her zamanki verdiğim yoğunlaştırılmış kür tarifini tekrar bir daha bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle kürüme geçmeden önce. Benim Paskalya kızlarım rengarenk gene görüyorsunuz. Şöyle her tarafı fısır fısır yavru. Onun yanında diğer Paskalya kızlarım da öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Paskalya kızlarım benim açmıyordu. 3 yıldan sonra açtı arkadaşlar. Açmamasının sebebi saksısını büyük saksıya dikmişim arkadaşlar. Bakın çiçeklerimizi ekerken mutlaka ufak saksıya, küçük saksıya ekelim. Daha çabuk çiçek açar arkadaşlar. Şöyle göstereyim püf noktada bakın. Benim bu pembe paskalya her tarafı çiçek açtı. İnşallah gene açacak. Bu da pembe paskalyam arkadaşlar. Şunun saksısına bakın. Gövdesine bakın. Gördüğünüz gibi. Saksısına kadar küçük görüyor musunuz? Diğer saksının yanında. Bu 3 yıldır açmıyordu. Bu sene açtı. Neden açmıyormuş? Saksısı çok büyük olduğu için arkadaşlar. Kışın Ekim gibi filan, Ekim ayında gibi şöyle bunların saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Bunların değil, bunların saksısı duracak arkadaşlar. Sadece şu küçük paskalyamın saksısını değiştireceğim. Ama nasıl bir saksıyı değiştireceğim, nasıl toprağa ekeceğim, o yüzden beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, dediğim gibi eğer çiçekleriniz açmıyorsa mutlaka saksıları çok büyüktür arkadaşlar. Ya da topraklarında bir sorun vardır. Benim de saksım çok büyüktü. Bakın gördünüz mü paskalyam yaz günü arkadaşlar Temmuz ayında bu şekilde fısır fısır coştu. Böyle hani tabiri caizse kudurdu diyebilirim arkadaşlar. Bu benim yoğunlaştırılmış kürüm sayesinde. Ve yılbaşı kızlarım da öyle. Sizler zaten biliyorsunuz benim yılbaşı kızlarımı 3 yaşında bunlar arkadaşlar. Ve coşkulu coşkulu nasıl çiçek açtığını sizler de biliyorsunuz. Geçen hafta uygulamalı bir şekilde göstermiştim. Yoğunlaştırılmış kürümü vermemiştim. 15 günde bir veriyordum arkadaşlar. Şimdi hem yoğunlaştırılmış kürümü tekrar gene bir kez daha hazırlayacağız. Aynı zamanda da yoğunlaştırılmış kürümden şimdi çiçeklerimi de birlikte sulayacağım arkadaşlar. Çünkü 15 günü geçti. Şimdi yoğunlaştırılmış kürümüzü hazırlamak için bir şişe ağzı açılmamış sade maden suyu arkadaşlar bakın. Sade maden suyu ağzı açılmamış hiçbir şekilde ağzı açılmamış ve 2 diş sarımsak. 2 diş sarımsak. Benim çiçeklerimi açtırması, coşturması, tüm çiçeklerimi, menekşelerimi, yılbaşı kızlarımı açması, coşması sarımsak ve maden suyuna borçluyum arkadaşlar. Şimdi telefonumu tripodana takıp çiçeklerimi hem sulayacağım hem de kürümüzü hazırlayacağız. Ben şöyle oda ılıklığında normal 1 litre suyumu hazırladım. Bu 1 litre. Öncelikle çiçeklerimizi sulayalım. Ondan sonra kürümüzü anlatacağım arkadaşlar. Bu 1 litre suyun içine. Bakın benim bir ay öncesi yaptığım kürüm. Sizler de biliyorsunuz ki sizlerle birlikte yapmıştık. Bakın rengi bu şekilde oldu. Kalanı da bakın dibinde fosası gözüküyordur inşallah arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani bildiğiniz konsantre yani turşu oldu arkadaşlar. Şimdi hem bunu tekrar tarifini vereceğim hem de şimdi bundan yılbaşı kızlarımızı sulayacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir çay bardağı bundan bir tane almak istiyorum.
Şöyle bir hafif bir çalkalayalım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Fatma Hanım kokar bu evin içine diyeceksiniz. Bunu yaptığınız gün mutlaka evinizde sarımsaklı bir yemek yapın arkadaşlar. O zaman hiç kokusu kalmıyor. Bir de şunu söyleyeyim, bir püf noktası daha, bunu hani öğlen falan yapmayın. Şu an belki aydınlık olabilir diyeceksiniz. Siz gündüz yapıyorsunuz diyeceksiniz. Bugün Konya biraz hava bulanık ve ikindin olmak üzere arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim sizlere, güneş olmasın arkadaşlar bunu yaptığınız zaman. Akşama doğru yapın. Gördünüz mü özünü? Sarımsağımızı. Şimdi bakın, 1 litre suya bu 1 çay bardağı özü karıştırdık. Her saksıya şöyle göstereyim. 1 su bardağı vereceğim. Her saksıya 1 su bardağı. İnanılmaz derecede arkadaşlar çiçeklerimizin köklerini aktifleştiriyor. 15 günde gözle görülecek şekilde, fark edecek şekilde çiçeklerimizi canlandırıyor ve patır patır tomurcuklandırıyor arkadaşlar. Bakın şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek suluyorum çiçeklerimi. Paskalyalarımı da suluyorum. Hepsini suluyorum arkadaşlar. Şöyle bu saksım büyük olduğu için buna 1 su bardağı vereceğim. Şöyle döndere döndere. Her tarafına eşit gitsin diye. Hem hastalıklardan koruyacak arkadaşlar çiçeklerimizi, hem de içindeki maden su ve sarımsak çiçeklerimizin köklerini aktifleştiriyor ve daha hızlı büyümesini ve daha çabuk çiçek açmasını yarıyor. Özellikle çiçek açmıyor, çiçeğim çiçek açmıyor dediğiniz tüm çiçeklere verebilirsiniz arkadaşlar. Ben her çiçeğime veriyorum, hem de 15 günde bir veriyorum bu şekilde. 15 günde bir veriyorum. Şöyle eşit taraflı vereyim ki arkadaşlar köküne tamamen gitsin. Bu kızıma verdiğim için bunu şöyle kaldıracağım. Bakın 1 litre sudan kalanını görüyorsunuz. Şimdi benim bu kızlarım zaten açıyor ama köklerinin sağlıklı olmasını istiyorum. Bu minik paskalyalarımı da vereceğim arkadaşlar. Ama buna gördüğünüz gibi az vereceğim. Çok vermeyeceğim. Çünkü saksı var küçük. Sabah yaparsanız bu kürü ya da güneş üstündeyken yaparsanız, çok sıcak havada yaparsanız çiçeklerinizi yakarsınız arkadaşlar. Akşam serinliğinde ya da ikindi serinliğinde yapmayı unutmayın. Mutlaka serin havada yapacaksınız bu kürü. Ve üstünden bir akşamda güneş görmediği için hiçbir şey olmaz. Çok güzel bir şekilde büyür arkadaşlar. Ve çiçekleriniz çok güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ilerler. Bakın gördüğünüz gibi çiçeklerim daha güzel büyüsün diye hepsine verdim arkadaşlar. Şöyle paskalya kızlarımın. Ve sizler de biliyorsunuz benim bu güzel kızlarım nasıl güzel bir şekilde coştu. Şimdi bunları verdikten sonra arkadaşlar yapacağımız işlem. Şimdi yoğunlaştırılmış kürümüzü hazırlayacağız. Bakın şöyle iki diş sarımsağım var benim. Şöyle öncelikle şu çiçeklerimi bir kenara çekeyim arkadaşlar. Beni video sonuna kadar sabırsızlıkla izlerseniz arkadaşlar anlattığım püf noktalardan haberiniz olur. Bazen izleyicilerimiz sıkılabiliyor ama bu sefer de videodan çıktığınız zaman, videoyu kapattığınız zaman püf noktaları kaçırıyorsunuz. Bakın 2,5 litre suyum var. Oda ılıklığında su. Şu an yoğunlaştırılmış kürü hazırlıyorum. Diyeceksiniz ki ben 2,5 litreye hazırlamak istemiyorum. Ben 1 litrelik hazırlamak istiyorum diyorsunuz. O zaman 1 litrelik hazırlayacaksanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu 1 litrelik şişeye 1 diş sarımsak atacaksınız. Ve yarım şişe maden suyu. Bunun hepsini koymayacaksınız. Yarım şişe maden suyu 1 litreye. Aynı şekilde ağzını kapatacaksınız. Karanlıkta bir hafta ağzı kapalı bir şekilde, hiç açılmadan bir hafta bekleyecek. Şimdi nasıl suladıysam, bakın biraz önce suladım ya.
Bir çay bardağını 1 litre suya döktüm, yani seyrettim. Aynı şekilde sulayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle sizlerle birlikte ben büyük şişeye yapmak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi benim çiçeklerim çok olduğu için benim çok çabuk bitiyor. Öncelikle bakın 2,5 litre suyuma 2 diş sarımsak attım. 2 diş sarımsağımı attıktan sonra şöyle göstereyim. Bakın maden suyu arkadaşlar. Öncelikle bakın şöyle bir normal bir bardağı bunu boşaltıyorum. Neden boşaltıyorum? Gazının giderilmesini istiyorum arkadaşlar. Gazı gitsin istiyorum bakın. Şöyle havadan da hafif kaldırıyorum ki. Ay döküldü yere, kusura bakmayın. Oluyor böyle. Bu dökülen de boşa gider miyim? Gider mi? Ona dökerim. Bakın bu şekilde maden suyumuzu gördüğünüz gibi bardağımıza döktük. Şimdi tekrar ne yapacağım arkadaşlar? Birkaç sefer birkaç bardakla bu şekilde şöyle bir boşaltacağım. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Cosursunu. Bunu bu şekilde yapıyorum ki gazı gitsin diye. Siz de bunu mutlaka bu şekilde yapın. Maden suyunu vermeden önce bu şekilde önce gazını giderin. Ondan sonra konsantre verin arkadaşlar. Bakın maden suyunun artık etkisi fazla kalmadı. Şimdi 2,5 litre suya maden suyumuzu ekliyorum. Bakın 2,5 litre suya 2 diş sarımsak koydum. 1 şişe maden suyunu, gazını giderdim, öyle koydum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ağzını kapatıyorum. Karanlık bir ortamda bir hafta bu şekilde dinlendireceğim. Dinlendikten sonra rengi yavaş yavaş değişiyor arkadaşlar. Bu birkaç haftalık olduğu için daha koyulaştı. Haftaya bu biraz koyulaşacak. Birkaç hafta sonra bunun gibi biraz daha koyulaşacak. Çiçeklerinize ben nasıl verdim, biraz önce nasıl seyreterek verdim, size o şekilde verin. Özellikle kalonşa çiçeklerine bakın ve menekşelere, bunlara verin. Çünkü bunlar hastalamaya müsait olan çiçekler arkadaşlar. Ya da benim çiçeğim açmıyor diyorsanız, bana bugün bir izleyicim yazmış, sanırsam beni çok fazla izlememiş, menekşe çiçeğimin altına benim menekşelerim açmıyor diye yazmış. Mutlaka ya toprağında bir sorun vardır, ya saksısında bir sorun vardır arkadaşlar. Ya da bu şekilde vitamin istiyordur. Benim çiçeğim açmıyor demeyin. Bu şekilde kür hazırlayın. 15 günde bir çiçeklerinize bu kürü seyrelterek verin. İnanın açmayan çiçeğiniz kalmayacak arkadaşlar. Benim en kullandığım, hani en baş çiçek açtıran, çiçek coşturan kürüm, formülüm. Sizler de biliyorsunuz ki uzun zamandır başka kür, formül kullanmıyorum arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir takipçim, biraz videom uzun oldu, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Bir takipçim yazmış. Başka bir kanalda gördüm, izledim. Çiçeklerime şeker verdim. Şeker çiçeklerimi kuruttu diye yazmış. Arkadaşlar şeker ben de veriyorum çiçeklere. Şeker çiçekleri kurutmaz. Şekeri çiçeklerinize 3 ayda bir verin. Aynı zamanda dediğim gibi nasıl bunu serinlik bir ortamda veriyorsam sarımsaklı suyu, şekeri de aynı şekilde serinlikli bir ortamda verin. Şekeri verdikten sonra tutar da çiçeğinizi güneşin altına korsanız o şeker çiçeğinizi yakar arkadaşlar. Fazla verirseniz şekerde asit vardır, o da çiçeğinizi yakar, kurutur. Hani miktarı ve verdiğiniz zaman ve ölçüsü çok çok önemli. Şekeri ben de veriyorum. Mutlaka yanlış vermişsinizdir ki çiçeğiniz ondan kurur arkadaşlar. Verdiğiniz zamana ve miktarına dikkat ederseniz, hani ışığına dikkat ederseniz, tam tersi çiçeğinizi kurutmaz, çiçeğinizi coşkulu bir şekilde büyütür arkadaşlar. Şeker de iyidir. Şeker özellikle dikenler tacı için iyidir. 3 ayda bir ben çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Sizleri de ihmal etmeyin diyorum. Evet, bugün sizlere şöyle gördüğünüz gibi tekrar yoğunlaştırılmış kür hazırladık. Bir hafta dinlendireceğim bu kürümü. Bir hafta dinlendireceğim. Bir hafta sonra yılbaşı çiçeklerime değil, bakın yılbaşı çiçeklerime bugün verdim. Bunu 15 gün yılbaşı çiçeklerime vermem. Ama bir hafta sonra bu kürümü başka çiçeklerime vereceğim. Sizlerle birlikte vereceğim arkadaşlar.
Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu sevgiler diyorum. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.